Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Ama şu anda %100 enflasyon olduğuna inanıyorum. Sen tamam öğretmen maaşına, asgari ücret o kadar zam yaptın ama enflasyondan senin haberin yok sanırım. Fiyatlar çok arttı. Alım gücü düştü. Dünyada kriz olduğunu düşünüyorum. TÜİK, Ocak ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon rakamları yıllık bazda son 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Doğru olmadığını düşünüyorum ya. Gerçek rakamları yansıtmadığını düşünüyorum. En az %70-%80 enflasyon var şu an ülkemizde. Peki ya sizce neden rakamlar doğru verilmiyor olabilir? Rakamları baz aldıkları ürünler insanların kullandığı, tükettiği ürünler değil yani. Kitabı kim alır kimse almaz yani. Ama bir ekmeği, ne bileyim bir unu, herkesin kullandığı ürünleri baz almadığı için enflasyon rakamları insanların cebine yansımayan rakamlar yani. Yani bilmiyorum, gerçekten artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani söylediğim tek şey hiçbir şey söyleyememek. Öyle diyeyim size. Peki ya sizce ilerleyen süreçte bu artış devam eder mi yoksa durur mu? Durur yani. Mutlaka bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. İlla ki duracak diye düşünüyorum. Yani sessiz kalıyorum. Öyle söyleyeyim size. Vallahi yüksek enflasyon yüksek yani. Şimdi bir ay önce aldığın 2 lirayı bugün 4 liraya 5 liraya anca alıyorsun yani. Yüksek. Bir de bu oranları düşürüyorlar gibime geliyor ya. O yüzden yani. Sıkıntı. Allah sonumuzu hayretsin yani. Yani sizler açıklanan verilere aslında inanmıyorsunuz. Yok ya, veri zaten tam verseler böyle olmaz yani. %80'lerde, %90'larda yani. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Neden verilmiyor olabilir? Ya bunun sebebi tabii dünyada da bir kriz var. Türkiye'de de o krizi yaşıyor. O yani. Dünya kriziyle alakalı bir şey bu. Sırf Türkiye'de değil yani. Yani rakamları çok eksik gösteriyorlar. Çünkü enflasyonu gerçekten göstermiyorlar yani. Bayağı kesiyorlar yani üzerinden. Makaslıyorlar diyeyim yani. O yüzden yani yazık millete yani şu pahalılıkta. İnan çok zorlanıyor yani kişiler. Peki sizler verilerin neden eksik verildiğini düşünüyorsunuz? Ya en azından bir TÜİK başkanı 6 ayda bir değişmez yani. Niye değiştiriyor? Düşük göstermesi için değişiyor. Marketteki fiyatlar yüksek. O bir gerçek yani. Hayat pahalı. Yani o marketlerden dolayı çok şikayetimiz var. Bunlar başka da yani hayat zor. Ne diyeyim bilmiyorum. Peki ilerleyen süreçte sizce enflasyon rakamları düşer mi yoksa artar mı? Fiyatlar ne duruma seyreder sizce? Bence artar. Bu gidişle artar yani. Yani aldığımız emekli maaşı zaten yetmiyor. Doğalgaz, elektrik, su derken gerçekten çok zor durumda. Vatandaş zor durumda. İnşallah iyi olur. Beklentimiz bu. Bayağı yüksek rakamlar. Yani bu daha tam olarak bizim mutfağımıza tam yansımadı henüz. Faturalarımıza yansımadı daha tam olarak da. Yansıdıktan sonra herhalde pek bir şey düşünemeyeceğiz. Akıl kalmayacak o zamana. Peki ya sizce ilerleyen süreçte enflasyon rakamlarındaki bir artış devam eder mi? Edecek gibi gözüküyor. Yani çünkü sürekli bir artış var. Yani bu anlık değil. Biz ev hanımları olarak mesela markete gittiğimizde her gün değişen fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu da demek oluyor ki enflasyon sürekli artıyor. Gerileme yok, artış var. Yükselmekteyiz. Düşmesi için neler yapılabilir sizce? Vallahi hükümet ne yapabilir bilmiyorum. Hani iş bu noktaya geldikten sonra ben yapılabilecek bir şey varmış gibi göremiyorum aslında. Çünkü artık yani hani bir uçurumun kenarına gelirsin de aşağıya doğru düşmeye başlarsın. Biz artık orada o noktadayız. Düşüyoruz artık yani ülke olarak. Vatan içindeyiz açıkçası bu. Geçmiş dönemlere göre aşırı fazla. Şu anda Türkiye'deki enflasyon %50-60, hatta bazı ürünlerde 80-90, bazı şeylerde %100'ü de geçiyor. Peki sizce ilerleyen süreçte enflasyon artışı devam eder mi yoksa eder. Azalır mı? Eder. Böyle gitmez. İyi yönetilmiyor. Peki ne yapılabilir? Derhal seçim. Erken seçim. Erken seçim enflasyonu düşürür diyorsunuz. Yani o illa düşür demiyorum yani, hiç olmazsa uzun vadede düzelebilir. Çok yüksek, gerçekten çok yüksek. Bu devlet ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım ama gerçekten çok yüksek. Hepimiz insanlar perişan. Maaşı aldık, bugüne para kalmadı. Kaç gün oldu? 2 gün oldu. Peki sizce ilerleyen süreçte bu artış devam eder mi yoksa durur mu? Eder, devam eder. Daha devam eder. Sonumuz kötü. Ya çok inandırıcı da bulmuyorum ama inanmak istiyorum. İnşallah iyi olur. Peki neden inandırıcı bulmuyorsunuz?
Ya böyle bakıyorum, herkes şikayetçi oluyor. Ben olmak istiyorum. Ben olumlu bakmak istiyorum ama olmuyor. Ya diyorum, herhalde benim de bir düşüncelerimde sıkıntı var. Böyle. Peki sizce ilerleyen süreçte enflasyon rakamları artışı devam eder mi yoksa düşer mi? Ya bilmiyorum ki, bu sadece Türkiye'nin meselesi değil sanki, dünyanın da meselesi. Bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz hala. Hiç geleceğe umutla bakamıyoruz maalesef. Dünyada kriz olduğunu düşünüyorum. Kriz olduğu için bu Türkiye'ye de yansıyor. Yani söyleyeceğim bu kadar. Peki ilerleyen süreçte sizce enflasyon artışı devam eder mi yoksa azalır mı? Hükümetin yaptığı işlevlerle azalacağını düşünüyorum. Enflasyon normal TÜİK'in verdiği şu anda rakamlar %50, %40 civarı. Ama şu anda %100 enflasyon olduğuna inanıyorum. Bunu etrafımıza bakıldığı zaman, alışveriş merkezlerine gidildiği zaman bunu çok net görebilirler. Devlet yetkililerinden tek istediğim şu ki bunu halkın arasına inerek öğrenebilirler. Halkın arasına inmediği sürece bunun hiçbir şekilde TÜİK'le, şundan, TÜİK'in başkanı her zaman değişmesiyle bunu kesinlikle herhangi hiçbir anlamı yok. Hiçbir faydası da yok. Öğrenemez. Hiç kimse de bilemez bunu. Ben öğrenciyim abi. Ben 18 yaşında bir öğrenciyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yani zorlanıyoruz. Enflasyon, işte diyorlar ki asgari ücret şu kadar oldu. İşte zamanında şu kadardı, öğretmen maaşına şu kadar zam yaptık. Sen tamam, öğretmen maaşına, asgari ücret o kadar zam yaptın ama enflasyondan senin haberin yok sanırım. Hani dalga geçiyorlar artık insanlarla. Zorlanıyoruz, gerçekten zorlanıyoruz. Sürekli yurt dışından işte Almanya şöyle, Fransa böyle diye dönütler alıyoruz. Benim arkadaşım Fransa'ya gitti. Bir hafta oldu Fransa'ya gideli. Orada amcası vardı. Kendini kurtardı çocuk yani. Hepimiz şu anda, benim burada bir sürü arkadaşlarım var. Tek amacımız, tek dileğimiz yurt dışına çıkmak. Hani bunu ailemize veya herhangi birine dile getirdiğimiz zaman da Türkiye'yi sevmiyor. Vatan haini ilan ediliyoruz. Hiç hoş bir durum değil. Fiyatlar çok arttı. Alım gücü düştü. Belediyene şükürler olsun. İdare ediliyor yine de. Peki ilerleyen süreçte sizce enflasyon artışı devam eder mi yoksa düşer mi? Düşer herhalde. Düşer.